Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında dörtgenler konusundaki test 1'in çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABCD dörtgeninde KAB 110 derece, ABC 70 ve şurası da 60 derece verilmiş. Buna göre X kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar bir dörtgen var. İç açılardan da gidebilirsiniz. Ama burada iki tane dış açı var. Dış açılardan gidelim isterseniz. Hocam bunun dış açısı kaç derece? 110 derece. Dış açılar toplamı herhangi bir çokgenin neydi? 360 dereceydi. Yani 110 artı. Bakın 110. Burası 110 burası da 60. 110 artı 60 artı x'in ne olması lazım? 360 olması lazım. E buradan da ne geldi gençler? 220, 280. X de buradan 80 mi geliyor? Evet 80 geldi. Sorumuzun cevabı böylelikle balık esir çıktı arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre A, B açısı kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar direkt formül bilen arkadaşlar bu formülden yapıyordur. 120 artı 70 bölü 2. İki tane ardışık köşeden açı ortaya geldiğinde arasındaki açı buna eşit oluyor. Yani 190 bölü 2'den kaç yapıyor arkadaşlar? Cevabımız 95 yapıyor. Ama biz biliyorsunuz biraz formüle karşıyız. Ve ÖSYM'de yöntemini sistemini değiştirdiği için nereden geldiğini gösterelim. Hocam A, diyecek olursak, B, B diyecek olursak A, 2A artı 2B artı Hemen yazalım. Dörtgen iç açıları toplamı 2 artı 2B artı 120 artı 70 eşittir 360 olacağından. Hocam bu 190 öbür tarafa attığımızda 360'tan 190 çıkartırsak 170 kalıyor. 2A artı 2B eşittir 170 ise A artı B'yi buradan kaç buluruz? 85 buluruz. Madem A artı B 85 bakın burada bir üçgen var. A artı B artı X de 180 olacağından A artı B 85 olduğundan X'e de kaç derece kaldı? 95 derece kaldı diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız Edremit oldu. Evet A, B, A, C ve A, D eşit verilmiş. B, C, D açısı kaç derecedir diye soruluyor. B, A, D açısını vermiş bize arkadaşlar. Aslında bu üçgende açı sorusu değil mi arkadaşlar? 118. E burada ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz gençler. Burası x kenarının taban açılarına değerler yazalım. A, A diyelim. Buraya da B, B diyelim. E hocam. Bakın burası 180-2A oldu. Hocam burası da 180-2B oldu. E olay bitti. Şu toplam 118 eşit olacak. 180 eksi 2A artı 180 eksi 2B eşittir. 118 olacağından. Eksi 2A ile eksi 2B'yi öbür tarafa attığımızda ne oluyor arkadaşlar? 2A artı 2B oldu. Ee, burası 360. 360'dan da 118 çıkınca kaç kalıyor? 2, 5, 4, 142 mi kalıyor? Yok. 242 kaldı. 242 yaptı. O zaman 2'ye böldüğümüz A artı B'yi de kaç buluruz arkadaşlar? 121 buluruz. Evet 121 buluruz. Bizden ne isteniyor gençler? B, C, D açısı. Zaten bakın A artı B isteniyor. Yani direkt cevabımız kaç çıktı o zaman? 121. Yani cevap Akçay oldu. Uzunluğu 7 santimetre olan eş 2 cetvel 30 derecelik açığı yapacak biçimde aşağıdaki şekilde tut, 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 tutturulmuştur. Daha sonra 2 ile 3 ve 5, 6 ile 5 rakamları birleştirilip bir dörtgen elde edilip mavi bölgeyle boyanıyor. Mavi boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar ne yapacağız? Büyüğün alanından beyaz alanı çıkartacağız. Büyüğün alanı belli. Hocam büyüğün alanı ne? 5 çarpı 6 çarpı sinüs 30 bölü 2 dersiniz ama ben burada yapmayacağımı biliyorsunuz. Hocam büyüğün alanını bulurken büyük üçgende tabana ait yükseklik çizeceğim. Hop şunu şöyle çizersem tabanım çünkü 6 zaten. Hocam ya da alan dağıtma da yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz ama direkt alan belli oluyor zaten sıkıntı yok. 90'ın karşısı 5 ise 30'un karşısı 5 bölü 2 yani o zaman ne olacak cevabımız arkadaşlar? 6 çarpı 5 bölü 2 bölü 2'den neyi çıkartacağız? Şu beyaz alanı çıkartacağız. Beyaz alanı bulurken de şu tabana ait yüksekliği çizeceğiz. Bu sefer isterseniz 3 tabanına ait yüksekliği çizelim. Şöyle çizelim. 90'ın karşısı burada kaç? 2. 30'un karşısı da 1 olacak. Yani 3 çarpı 1 bölü 2'yi çıkartacağız. O zaman burası kaç yaptı arkadaşlar? Bu ikiler sadeleşti. Işte 15 bölü 2 eksi 3 bölü 2 olacağından 15'ten 3 çıkınca 12 bölü 2'den cevabımız kaç çıktı o zaman arkadaşlar? 6 çıktı. Yani sorumuzun cevabı akçay oldu. Şekil 1'deki ABCD dörtgenin A köşesi BD köşegenine göre katlandığında A üstü noktası BCD üçgeninde işte çemberin merkezine geliyor. Arkadaşlar bir katlamayı açalım öncelikle. Katlamayı açtığımızda olay bu mu? Evet olay bu. Katlamada ne diyorduk? Üstte gelen kenarlar birbirine eşit ama kenarlarla alakalı bir işim yok gibi duruyor burada. Bir de üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak. Hocam şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Hocam A noktasının ne demiş? Alttaki BCD üçgenin nesi oluyormuş? İçteye çemberin merkezi. İçteye çemberin merkezi demek şu üçgende. Buradan geçen iç açı ortaydır. Hocam burası nokta açısı olacak o zaman. Bakın noktaya nokta olmak zorunda. Ya da hocam buradan geçen açı ortaya olacak. Hop şöyle çizgiye çizgi olacak. Sonra ne diyeceğiz arkadaşlar? Zaten bakın burada şey demiş. Buraya A, A, A diyecek olursak. Buraya da B, B, B diyecek olursak. Arkadaşlar bana ABC artı ABC. Bakın burası A iken burası 2A, 2A. Burası B iken burası 2B oldu ya. Adam sana soruda 3A artı 3B'yi kaç vermiş? 240 vermiş. O zaman 3'e bölsek A artı B'ye kaç çıktı? 80. Hocam A artı B 80 ise buraya kaç kaldı o zaman? 100 derece kaldı arkadaşlar. Ya da gerek yok ki. Bizden X isteniyor. X neresi? Şurada kaçı? Arkadaşım A artı B 80 mi? Evet. 2A artı 2B artı X de 180 eşit değil mi? Evet. 2A artı 2B artı X de 180 eşit olacağından. A artı B 80 ise 2A artı 2B 160 yapacağından X'e de kaç derece kaldı o zaman? 20 derece kaldı. Yani cevabımız böylelikle Akçay oldu arkadaşlar. Yukarıdaki verilenlere göre ABCD dörtgeninin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi ne verilmiş? Şu köşegen verilmiş. Bu tam orta noktalardan geçen bir doğru verilmiş. EF uzunluğuna 6 kökü vermişler ve AC uzunluğuna 10 kökü vermişler. Demek ki ben bunları kullanacağım. Hocam şurası kaç derece bu arada? 150 ise 30 derece diyebiliriz. Ne yapabiliriz? Hocam eşitlik varsa, ha akma şey geldi mesela. Eşitliklerin olduğu yerlerde şöyle bir dörtgen olduğu zaman orta noktaları aldığımızda bu dörtgen ne oluyordu arkadaşlar? Orta noktaları aldığımız zaman İçerideki dörtgenin alanı tüm alanın nesi oluyordu arkadaşlar? Yarısı oluyordu. Bir. Ve içerideki dörtgen ne oluyordu arkadaşlar? Bir paralelkenar oluyordu. Hatta köşegenleri dik kesmişse buradaki dikdörtgen oluyordu. Köşegenler eşitse de kare oluyordu falan filan diye hepsini ispatını yapmıştık zaten. Peki ne yapacağız? Hemen onu mu oluştursak? Mesela ben burada onu da oluşturarak gidebiliriz aslında ama e, ilk etapta ne yapabilirim? Eşitlikler var ya bir orta taban çizebilirim. Aslında bir orta taban çizdikten sonra da bu yol atmada gelebilir. Bakın ort tabanı çizdim mesela. Ort tabanı nasıl çizdim? Şuna paralel çizdim. Hocam ort tabanı çizince 10 kök ise burası kaç oldu? 5 kök oldu. Hocam burası da 6 kök E buradaki noktalar da birbirine eşit değil mi? Evet eşit. E sonra ne yapacağız hocam? Bak burada şunu da birleştirince aslında bir ort taban oldu. Ama şu BD köşegenine ait ort taban oldu. E hocam alanı kullanmam lazım. Bir şey yapmam lazım. E o zaman buradaki dörtgeni oluşturmam gerekecek arkadaşlar. Bu dörtgen tüm alanın nesidir? Yarısıdır ve burası arkadaşlar bir paralel kenardır. E hocam ben 150 dereceyi falan kullanmam lazım. 150'yi ben nasıl kullanacağım? Bak burası da 30 ya. Dikkat ederseniz şunun da şu birbirine paralel. Şöyle bir z kuralı var mı? Var. E o zaman burası 30. Aa, bakın ne çıktı burada? Şu üçgenin alanını ben bulabilirim artık. Şu üçgenin alanını bulabilirim arkadaşlar. Niye? Hocam 30 derece var. 5 kökü var. 6 kökü var. Sinüsten bulabilirim. Ama bence gerek yok sinüse tabana ait bir yükseklik çizsem 90'ın karşısı 6 kök 2 30'un karşısı nedir? 3 kök 2'dir. O zaman üçgenin alanı bakın şu alttaki üçgenin alanı nedir? 5 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2 eşit. Şunlar gitti. 15 yaptı. Evet bu alan 15 ise paraya kenar olduğundan arkadaşlar diğer alan da 15 olacaktır. E, bu da tüm alanın yarısı olduğundan burası 30 olduğundan dolayı tüm alanda 30 çarpı 2'den kaça eşit olur? 60'a eşit olur arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle Ceyhan oldu. Yukarıdaki şeklin çevresi 86 santimetre olduğuna göre x kaçtırdır diye soruluyor. Arkadaşlar böyle konu anlatımında da var. F harfi ile ilgili yaptığım bir soru var hatırlarsanız. Ve ÖSYM'nin de sorduğu soruya da benziyor. Bu şekilde karşılıklı kenarları paralel olan bir dörtgenlerin çevresinden falan bahsediliyorsa bence önce yatayları ayrı bir hesaplayın sonra dikeyleri ayrı bir hesaplayın arkadaşlar. Bakın Çevresini kaç vermiş bana? 86 vermiş. O zaman bir yataylara bakalım arkadaşlar. Yatay. Hocam burası 16. Elimizde var. Sonra ben burayı bilmiyorum. E, burayı da bilmiyorum. Burayı da bilmiyorum. Ama bak yatayların toplamına bakacak olursan. O da 16 geçti olmuyor mu? Evet. Yani 16'dan 2 tane var. Değil mi arkadaşlar? O zaman çevresi yani 86'sı ne eşittir arkadaşlar? Yataylar 16 burada. Bir 16 da burada. 32 artı. Şimdi bir de dikeylere bakalım. Hocam şu dikey belli. Eyvallah. Şimdi bu dikey belli. Ben x'i de kullanacağım. Allah Allah. Paraya kenar var bir şey yok. O zaman şurada şöyle bir oluştursak mı? X ise burası x mi? Evet. Ha, şu dikeyde burası artı burası da yine 27 yemiş oldu. Evet. Gençler bakın burası 20 iken şurası artı şurası da 20 oldu. Yani 40 yaptı. Artı nereleri kaydı kaldı arkadaşlar? Şu mavi ile dikeyleri yaptım. Dikeylerde de bir tek bakın bu x ve bu x kaldı çevresinde. Yani bir daha artı 2x dersem olay bitti. Şurası kaç yaptı? 62. O zaman 2x eşittir 86 eksi 62 olacağından 24 olacağından 2x x'i de buradan kaç buluruz? Bir dakika 24 mü? 14 pardon. 14 olacağından 2x arkadaşlar. Yo şu x'i 72 yapıyormuş. Özür dilerim. 86 eksi 72 de 14 oldu. O zaman 2x 14 olduğuna göre x de buradan kaç çıkar arkadaşlar? 7 çıkar. Yani cevabımız ne oldu? Ceyhan oldu. Bu şekilde karşılıklı kenarları paralel olan herhangi bir dörtgenlerin çevresi sorulduğunda bunlar paralel kenar. Yani bu karşılıklı şu dikeyler paralel yataylarda birbirine paralel verilmiş ya. E, bunlar da yataylara ayrı dikeylere ayrı hatta bir uzunluk varsa o uzunluğu direkt bulmaya çalışın. Mesela mavi uzunluk şu artı şuna eşit direkt. Direkt. Ya da ne bileyim paraya kenarı burada oluşturup şu artı şu artı şu da diyebilirdiniz arkadaşlar. Size kalmış tabii ki. Ee, ya da şöyle paraya kenara şöyle oluşturup şu artı şu da diyebilirdiniz 20'ye. Çok da fazla kafa karıştırmayayım isterseniz. Dediğim gibi öyle karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerin herhangi bir şeklin çevresi sorulduğunda ne yapıyormuşsunuz? Oradaki yataylara ayrı, dikeylere ayrı hesaplıyormuşsunuz arkadaşlar. Cevap Ceyhan oldu. İki dikey iki direk yere dik durumdayken biri fırtına nedeniyle yana yatarak zeminde 135 derecelik açı yapmış. Buradaki açı isteniyor arkadaşlar bizden. E ne var bunda? Burası 45 derece değil mi? Evet 45'e göre insan oldu. Şuradan bir iki çizer mi? Çizer. 90'ın karşısı 12 ise 45, 45, 90 üçgeninde 12 bölü kök giden. Hocam burası da 6 kök ki burası da 6 kök ki çıktı mı? Çıktı. E ne yapacağız? X'e ait bir dik üçgen oluşturacağız. O dik üçgen nasıl olur? Hop şöyle bir dik dörtgenle olur mu arkadaşlar? Bunu zaten dik üçgenlerde çok yaptık. 6 kök 2 ise 6 kök 2 burası. Buraya 2 kök 2 kaldı. Hocam burası 14 kök 2. 8 altta 14 kök 2. Burası da 14 kök 2. Pisagor'dan yapabilir miyiz arkadaşlar? Evet yapabiliriz. E, o zaman burası ne olacak? 14 kök 2'nin karesini ve 2 kök 2'nin karesini mi alacağız? Yok ya alma. Her ikisinde de 2 kök 2 ortak çarpan. 2 kök 2 çarpı 1 burası. 2 kök 2 çarpı 7 burası. O zaman burası da 2 kök 2 çarpı kare küçüğünde 1'in karesi artı 7'nin karesi yani 50. Hocam burası 2 kök 100 yaptı. Direkt kolayca şu şekilde yapabiliriz. Bu da 10 olduğundan dolayı cevabımız kaç oldu arkadaşlar? 20 oldu. Yani sorumuzun cevabı Akçay oldu. Yukarıdaki verilere göre x nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Bakın burası da x verilmiş burası da x verilmiş. Burada ne var gençler? Şunlar birbirine eşit bunlar da birbirine eşit. Bir orta taban sağlandı mı? Evet yani x iken burası ne olur? 2x olur. Tamam. A köşegenler dik kesecek. Köşegenler dik kesen dörtgenlerde Karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit değil mi arkadaşlar? Evet. Yani 5 kök 5'in karesi artı x'in karesi kırmızılar. 2x'in karesi artı 5 kök 2'nin karesi de maviler. Karşılıklı toplamları arkadaşlar. Burası 25 çarpı 5'ten 125 artı x kare yaptı eşittir. Bu da 2x'in karesi 4x kare artı 25 çarpı 2'den 50'ye eşit oldu. Attık bunu buraya. 3x kare yaptı. 50 çıkartırsam 75 yaptı. 3x kare 75 ise x kare buradan 25 gelir. Ve x de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 5 olarak buluruz. Yani sorumuzun cevabı ne çıktı arkadaşlar? Denizli çıktı. ABCD dörtgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar öncelikle 4 var 5 var. 3 4 5 üçgenden burası 3 değil mi? Evet. Şimdi ne yapacağız? Hocam yapacağımız hamle belli aslında. Ne yapacağız? Bazıları şunu yapar. Hocam ben buraya bir alfa diye bulayım. Hocam köşegenler çarpımı sinüs alfa bölü 2 diyorsunuz. Olur. Sıkıntı yok. Bu da bir yol. Ama ÖSYM böyle soruyor mu? Sormuyor. O yüzden biz farklı yollarla yapacağız. Arkadaşlar 6 çarpı 8 6 çarpı 8 çarpı sinüs alfa bölü 2 eşit. Sinüs alfa belli mi? Belli. 3 bölü 5'e eşit arkadaşlar. Bunun yerine de 3 bölü 5 yazınca buradan sonucu çıkartmış olursunuz. Ben ikinci yoldan yapacağım. Hiç şey yapmayın. 3 4 5'ten bulduk mu? Bulduk. Hocam ben şu üçgenin alanını direkt bulabiliyorum. Bakın zaten bir dik üçgen bu. E hadi bulalım bakalım. Bu üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Hocam bu üçgenin alanı 4 çarpı 3 bölü 2. Dik kenarlar çarpının yarısı. 12 bölü 2'den 6. Sonrasında ne yapacağız arkadaşlar? Alan dağıtacağız. İsterseniz şöyle yapalım. Hocam şu küçük üçgenden başlayalım. 3'teki alan 3A ise 5'teki alan 5A mıdır? Evet. Sonra 2'deki alandan 4'teki alana 2'deki alan 3A ise 4'teki alanda 2 katı olacak. Tepe noktaları C'ye göre dağıtıyorum. Burası 6A yapar. 3'teki alan 6A ise 5'teki alanda bakın 2 katı 2 katı. Burası da 10A mı olacak? Evet. Yani 10A eşittir 6 bulduk. A'yı buradan kaç bulduk? 3 bölü 5 bulduk. Bizden ne isteniyor? Dörtgenin alanı. Arkadaşlar 16, 8, 24A isteniyor bizden. 24A'da 24 çarpı 3 bölü 5 olduğundan dolayı. 24 ile 3'ün çarpımı kaç çaptı? 72. Cevabımız o zaman 72 bölü 5 çıkar arkadaşlar. Yani cevap Balıkesir çıktı. Bazı arkadaşlarınız istiyorum teoremini biliyorsa oradan rahatlıkla yapabilir ama biz olayın mantığını, üçgenlerden çıkarımını size göstermek istedik. Daha doğrusu istedim. Nasıl? Güzel değil mi? Devam. KLM bulundukları kenarların orta noktalarıymış. Arkadaşlar şunlar orta nokta, şunlar da orta nokta ve bakın şu parçayla da şu parça birbirine eşit ve hatta şu parçayla da şu parça birbirine eşit verilmiş. Bakın burada ne var? Ort taban var kardeşim. Şunlar eşit, şunlar da eşitse bakın şurada 8'e ait bir ort taban var mı? Var. Eşitlerden dolayı burası direkt 4 çıktı. Hocam burada da var ort taban. Bak. Şunlar eşit, bunlar eşit olduğundan 10sa burası da 5 oldu mu? Aynen. Hocam başka şu eşitleri kullanalım bir de. Dikkat ederseniz hocam şunlar da birbirine eşit. E bunlar eşit, bunlar da eşitse şurada da bir ort taban çıktı. 8 ise burası 4'tür hocam. Eyvallah. E burası kaldı. E bunlar da birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit. Şurada da bir orta taban çıktı arkadaşlar? Çıktı. Yani direktman burası da ne yaptı arkadaşlar? 10 sağ. Burası da 5 yaptı. E bizden şunun çevresi mi isteniyor arkadaşlar? Aynen öyle. 5 4 5 4. Yani 5 artı 4 artı 5 artı 4 isteniyor. Cevap da kaç çıktı? 18 çıktı. Yani cevabımız balık esir oldu. A e ile C e birbirine eşit verilmiş. B F ile F birbirine eşit verilmiş. Arkadaşlar A E ile C birbirine eşit verilmiş. A E ile C E birbirine eşit. Bir. Eyvallah. Bir de ne verilmiş arkadaşlar? Şu parçayla şu parça of parça bak birbirine eşit verilmiş. E gençler 90'da var burada. 90'ın mantığını kullanmak zorundayım ben. Ne yapacağız? Hocam bak dikkat et 90'ın karşısında şunu şöyle yuvarlakla göstereyim isterseniz. 90'ın karşısında eşitlik var. Aklına geldi. Evet. Aklına gelen başına gelsin. Üçgenlerdeki eksizmleri hala daha kullanıyoruz. Hocam muhteşem üçlü. Eşit eşitken burası da eşit olur. Yani şurası yuvarlak oldu. Hocam 90'ın karşısında yine eşitlik var. Yine aklıma muhteşem üçlü geldi. Hop 90'dan bir kenar ortaya çizdim. Hocam eşit eşitken burası da eşit olur. Bak dikkat et. Şuradaki üçgene dikkat et artık. Buradaki üçgende bir şey çıktı. Ne? İkiz kenar. Aa hocam şunlar da İkiz kenarda çizilen kenar ortay. Aynı zamanda nedir? Yüksekliktir. Olay bitti. 65'i de kullanalım. 65 ise burası da 65. E, 65 ile x'in toplamı ne olmak zorunda arkadaşlar? 65 ile x'in toplamı 90 olmak zorunda. Ve x'i de buradan kaç buluruz? 25 olarak buluruz gençler. Yani cevabımız böylelikle Edremit çıktı. <laughs>